Canlı yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Akut Başkanı, yazar Nasuh Mahruki bizimle birlikte Twitter'dan Meltem Satum, Facebook'tan meltem.satum bir adresimizden bizlere, konuklarımızın bilgilerine ve ayrıca eski kayıtlarımıza da ulaşabiliyorsunuz. Yayınlarımızı da takip edebilirsiniz. Evet, özellikle ben en son kitaptan başlamak istedim. Çünkü sevgili seyircilerimizin de kişisel gelişimi olan ilgisini de bildiğim için kendi Everest'inize tırmanın. Nasuh Mahruki'nin son kitabı. Dediğim gibi en başta Doğan Celoğlu'nun çok güzel bir ön sözü var. Mutlaka ki okumanızı öneriyorum. Özellikle 64 adımda başarı ve mutluluğun yol haritasını size gösteriyor, aktarıyor. Bu sanırım Nasuh Mahruki'yi tanımamız açısından da çok güzel bir kitap. Sizin hayatınız boyunca zaten yaptığınız, hayatınızda ne gibi kuralları uyguladınız, nelere önem verdiniz? Bir nevi biraz kendi kişisel gelişiminizde bu kitapta tabii, aktardınız aynen değil öyle mi? Zaten. Yani yola hakikaten otobiyografi gibi bir şey ya. Zaman, yani bu kitap nasıl çıktı desem siz kendinizi anlatmaya sanırım biraz daha böyle bir örnek bir hayat hikayeniz olduğu için herkese bunları sanırım paylaşmak için bu kitabı yazmaya koyuldunuz. İnandırıcı olmak istedim. Neticede evet. Yani sonuçta kişisel gelişim çok önemli bir kavram. Tabii, kesinlikle. Ve hakikaten hepimizin kişisel gelişimine yatırım yapması çok gerekiyor. Doğru. Piyasada da çok güzel kitaplar var. Ama hep böyle işin teorisiyle yürüyor. Kesinlikle. Ben pratik süreçlerden geliyorum. Yani ben yaptım oldu işte. Onu gerçekten inandırıcı olsun diye kendi hayatımdan bu kadar örnek vererek anlattım. Evet. Yoksa işin teorisi her yerde aynı zaten. Ne kim kadar anlatsa sürede aynı. Yazdınız kitabı? Şimdi tabii kitabın ön hazırlığı çok uzun yıllara tabii. Dayalıyor. Çünkü ben 95'te Everest'e çıktıktan sonra evet. Zirveye doğru adıyla seminerler vermeye başladım. Orada da gene motivasyon, hedef odaklılık, takım çalışması, liderlik falan gibi şeyler vardı. Evet. Yıllar içerisinde o zirveye doğrudan aslında bir kişisel gelişim, bir kişisel büyüme yolculuğu olduğunu da daha çok kafama evet. Oturmaya başladı aslında bu hikaye. Yani bir hedef odaklı bir yolculuk ama aslında bir taraftan da kişinin de kendi gelişimini sürdürdüğü bir yolculuk bu kendi tabii. İçerisinde. Ve onları bir şekilde birleştirip kendi Everest'e tırmanına evrildi. Yani o evet. Zirveye doğrudan buraya evrildi. Elimde tabii notlar vardı zaten yani 95'ten tabii. Beri seminerler verdiğim için. Ama bu hale gelmesine karar verdikten sonra bir 2 yılımı falan sürdü, aldı. Evet. Hele son 1 yıl gece gündüz üzerinde çalıştım. O derece diyorsun. Evet, gerçekten çok büyük bir emek var. Bu kitabın arka tarafında tabii çok uzun ama ben ilk başını böyle insanların çok iyi duygularını ifade etmişsiniz burada. Yaşamımız her gün yaptığımız binlerce seçimlerden oluşuyor. Her seçim bir kapı açar ya da kapatır. Şimdi elinizde bu kitabı aldınız ve alayım mı almayayım mı diye düşünüyorsunuz. Karar verme durumundasınız. Sıkıcı bir kitap da olabilir, boşuna para ve zaman harcamış olursunuz ama belki de yaşamınızı zenginleştiren önemli bir kaynağa sahip olursunuz. Bence ikincisi diye düşünüyorum. Doğan Hoca'nın zaten o. Doğan Hoca'nın evet, ön sözünden. Yine Doğan Celoğlu'nun değil mi? Yine tabii ki devam ediyor. O baştaki ön söz dediğimin ön sözden evet, alıntı. Evet, alıntı. Hatta bitiş aynen benim okuduğum kısım. Umarım bu kitabı okurken benim kadar haz alırsınız demiş Doğan Celoğlu. Bu arada tabii kitapla ilgili bir internet sitesi var. Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Değil mi? Evet, lütfen. Rahatlıkla kendi Everest'inize tırmanın.com'a girdikleri takdirde kitabın internet sitesine de ulaşabiliyorlar. Epey bir bilgi bulabiliyorlar orada. Geri dönüşümler İlk bölümü var. İlk bölümü var. Yani evet. İlk kitabı ben 2 bölüm haline bir ilk söz diye ama ilk sözde evet. De 8 maddeden bahsettim. Yani 64 maddenin 8 tanesini 8'inden. İlk sözde ele almıştım. Evet. O 8 madde var. Yani 8 onun tamamı madde var. Burada yer alıyor diyorsunuz. Kendi Everest'e tırmanın.com'da. Hayatın içinde kendi yerinizi arayın. Kendi yaşamınızın öncüsü olun. Değil evet. Bunlardan bazıları. Öğrendiklerinizi paylaşın. Başarı isteyin. Çok yönlü olun. Kendi yolunuzu izleyin. Evet. Yani okuyucuya bir o lezzeti hakkında bir fikir versin diye. Evet. Kitabın yani tarzı budur, içeriği budur, yönelimi budur deyip o ilk 8 maddeyi koydum. Evet. Ve kendi kitabın zaten internet sitesinden de kendi Everest'inize tırmanın.com'dan da rahatlıkla detaylı bilgi alabilirler. Tüm kitapçılarda. Tabii. Bulabiliyorlar. Cep boyu da var bu arada. Evet. Bu işte 15-16. Baskısını yapıyoruz şimdi. Cep boyundan da 3 baskı yaptık. İsteyen hani daha küçük o cep daha boyu küçük, daha sempatik ya. Evet evet daha kolay onu da taşınabiliyor tercih edebilirler diye. İsterlerse. Tercih edebilirler. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Evet kendi Everest'inize tırmanın Nasuh Mahruki'nin son kitabı. Ama tabii bunun haricinde bir 6 kitap daha var. Şimdi evet. ilk kitabını 24 yaşında yazmıştınız. Ben şu 24 yaşa bir dönelim diyorum.
ilk kitabınız. Hemen onunla bir başlayalım. Bir Dağcı'nın Güncesi. Bildiğim kadarıyla günlük değil mi? Evet. İlk kitap günlük tanışıyor. Biraz bahsedelim mi? Bir Dağcı'nın Güncesi. Bu kitapta kaç günlüğünüz var mı diyelim? Evet, kaç yıl mı var diyelim? Evet. Şöyle aslında ben üniversitede okurken dağcılığa başlamıştım. Evet. 20 yaşındayken Bilkent İşletme mezunuyum. Ve dağcılıkla yanı sıra hemen işte mağaracılık, yamaç barışı, dalış falan bir sürü sporla uğraştım. Ama asıl en sevdiğim, en böyle yetkin olduğum, yetenekli olduğum, daha doğrusu rekabet avantajına sahip olduğum alan dağcılıktı. Evet. Çok, çok süratli bir dağcıydım çünkü. Bir de riske girmeye de yatkın bir kapasitem biraz var. Biraz seviyorsunuz. Bir de doğayı çok seviyorum, dağları çok seviyorum neticede. Yeteneklerimle çok uydu dağcılık sporu. Ama benim hayalim Türkiye'nin ilk 8000 metreden yüksek tırmanışını gerçekleştiren dağcı olmaktı. Çünkü benden önce 8000'lik bir tırmanış hedef olarak kimsenin önünde yoktu Türkiye'de. Çok uzak bir hedef, hayaldi Türkiye için, ulaşılmaz bir hedefti o zamanlar için. Ben de bunu başarmak istiyorum ama nasıl başaracağımı bilmiyorum. Çünkü benim önümde bir örnek yok. Hani bunu yapan, deneyen, yol haritası olan bir örnek olmadığı için yana yakıla nasıl becereceğim, nasıl yapacağım diye düşünüyorum ama istiyorum da. Yani yüksek irtifa dağcısı olmak istiyorum. Denemeden de bilemeyeceğim. Vücudum uygun mu, değil mi? Metabolizmam kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? O sırada bizim üniversiteye son senemde Rusya'dan, Leningrad Üniversitesi'nden bir misafir matematik profesörü geldi. Bir sürü hocalar gidiyor, geliyordu zaten. Bu da Leningrad Üniversitesi'nden gelen hoca dağcılık yapıyormuş. Leningrad Üniversitesi'ndeki dağcılık kulübünün adı da Club Bars. Bu da Club Bars'ın üyesiymiş. Ben de bizim okuldaki kulübün başkanıyım. Yani dağcılığa başladığım kulübün bir sene sonra başkanı oldum zaten. Ve mezun olana kadar da ben sürdürdüm başkanlığını. Bizim kulübe geldi. Çok iyi anlaştık. Çok yani tatlı bir adam. Ve o yaz, yani benim mezun olduğum senenin yaz tatilinde Club Bars'ın, Leningrad Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nün bir takım tırmanışlara gidecek olduğunu, bir Terski Alatoğu diye bir bölge var Kırgızistan'da. Orada bir takım eğitim tırmanışlarına, kendi iç eğitimleri. Sonra da daha ileri seviyedeki dağcılarıyla ve kulübün yetkin dağcılarıyla da Kantengri Dağı'na, 7010 metrelik Tian Shan Dağları'ndaki Kantengri Dağı'na tırmanışa gidecek olduklarını söyledi. Ve konuşmalarımız sırasında da dışarıdan da katılanabilir dedi. Yani ben de katılmak istiyorum, olur mu diye sordum. Olur dedi, $500 hem de. Evet. Ondan sonra ben tabii çok heyecanlandım. Yani yüksek irtifa dağcılığına başlamak istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Önümde hiç örnek yok, bir yol haritası yok. Türkiye'de en yüksek yer Ağrı Dağı. Ağrı Dağı zaten terör yüzünden kapalıydı. Yani ben Ağrı Dağı'na 99'da tırmandım ilk defa. Evet. 95'te Everest'te tırmandım. Dünyanın en yüksek dağına. Kendi ülkemin en yüksek dağında 99'da tırmandım yani. Dolayısıyla Türkiye'de en yüksek çıktığım dağlar Erciyes ve Kaçkar dağlarıydı. İkisi de 4000 metre bile değil. Ama hedef olarak önüme koyduğum yer bu Rus matematik hocasıyla ve onun ekibiyle birlikte 7000 metre, 3000 metre daha yüksek. Neticede denemeden bilme şansım da yok ve bir şekilde gözümü kararttım, gideceğim ben buraya diye. Hatta o zamanlar etrafımdaki arkadaşlarımla da paylaştım. Çünkü başka dağcılar da var hani gelmek isteyeceğini düşündüğüm. Onlarla da paylaştım ve 7-8 kişi istedi. Ama neticede günler yaklaşırken hep onun osu çıktı, bunun busu çıktı, şu oldu, bu oldu derken ben uçağa yalnız bindim. Ve işte şeyde Almata'da, Kazakistan'ın başkentinde o ekiple buluştuk bir şekilde. Biraz da zor buluştuk. 24 saat geç buluştuk. Ben perişan oldum havaalanında. Yani bir geldim böyle 50 küsür kilo, iki tane sırt çantası yanımda. Tek başımayım. Bir kelime Rusça bilmiyorum. Adamlar bir kelime İngilizce bilmiyor. Havaalanında böyle kala kaldım. Yani ne yapacağım ben burada diye. Neyse 24 saat sonra buluştuk ama o 24 saat zor bir 24 saatti benim için. Bana sorun diyorsunuz o 24 saatin nasıl geçtiğini. Ondan sonra bir şekilde o eğitim tırmanışları, Kantengri Dağı tırmanışı ve bunu bir günlük halinde tuttum. Çünkü benim de ilk defa yaşadığım şey, evimden, sevdiklerimden, bütün o alıştığım güvenlik ortamından ayrı, apayrı bir yerdeyim, tek başınayım, kimseyi tanımıyorum. Yani tamamen yapayalnız bir halde gittim oraya ve o dağcılara, işte onun arkadaşları diye güvenip gittim bir şekilde. Çok iyi vakit geçirdim. Gerçekten çok iyi vakit geçirdim. Çok şey öğrendim. Yani yüksek irtifa dağcılığına aşık oldum zaten. Yeteneklerimin bu konuda çok daha iyi olduğunu anladım. Ve kar leoparı diye de bir ünvandan bahsettiklerini duydum orada. Evet. Rusya Dağcılık Federasyonu'nun verdiği resmi bir ünvan bu. İşte Sovyet Asya'da Tian Shan ve Pamir dağlarında 5 tane 7000 metreden yüksek dağ var. Bu 5 dağın tırmanışını tamamlayan dağcılara veriliyor. Bir düşündüm, taşındım böyle ben bunun altından kalkabilir miyim acaba diye ama şimdi 8000'lik hedefim var ama 8000'den önce bunları yapsam çok daha mantıklı olur. Kendimi de yetiştirmiş, geliştirmiş olurum. Tabii. Daha tecrübeli olurum dedim. Ve o kararı verdim. Ben bu hedefin peşine gideceğim diye.
Türkiye'ye döndükten sonra da işte bu bir o kitabı, evet, günlüğümü bir derli toplu hale getirdim. Ama ortaya çıkartamadım bir türlü. Çünkü ilk defa ben öyle bir deneyim yaşadım. Yani bir günlük tuttum, kendime tuttum aslında. O yüzden de çok açık, çok naif bir kitaptır o. Çok çok açıktır yani. Her şeyi en samimi halimle yazdım. Çünkü kendim için yazdım. İnsan günlüğü kendisi için yazıyor. Ama daha sonra evde dururken ya acaba bu basılır mı, paylaşılır mı, kitap haline gelir mi? Çünkü fotoğraf çekmeye de öyle başladım ben. Dağcılık sayesinde. Daha doğrusu mağaracılık yaparken. Dağcılık mağaracılık yaparken başladım. Çünkü çok güzel yerlere gidiyorum. Geliyorum okulda, yurtta arkadaşlarıma, sınıfta arkadaşlarıma anlatıyorum heyecanlı heyecanlı. İşte Işıkdağ'a gittik, Ilgaz'a gittik, kamp yaptık, mağaraya girdik, işte tırmandık falan filan diye. Ama anlatıyorsunuz olmuyor. Yani onu bir de fotoğrafını göstermek lazım. Neyse öyle basit bir fotoğraf makinesi alıp başlamıştım hep paylaşma tutkusuyla. Bu da öyle oldu, günlük de öyle oldu. Bir yerden sonra bunu epey bir derli toplu hale getirdim döndükten sonra. Artık basılmasını istiyorum ama... İnsan bir türlü o, evet, ya ben en azından öyle oldu ilk kitabımda, bir türlü o özgüveni gösteremedim. Ya iyi değilse, ya beğenmezlerse, ya işte kötüyse falan böyle hani neyse. Endişe vardı. Evet, ama 95 yılında bu 94'te işte Yapı Kredi ile Everest Tırmanışı'nın sponsorluğu, evet, konusunda anlaştığımızda Yapı Kredi yayınlarıyla da tabii tanışma fırsatım oldu. Enis Batur'la tanışma fırsatım oldu. Ve Everest'in de kitabını yapmaya karar verdik zaten. Neticede tırmanacağız, evet, ve kitabını yapacağız kitabı bunun yapılacak diye. O arada bu günlüğümü Enis Batur'a verdim. İlk defa ona, evet, okuttum. Acaba olur mu olmaz mı diye. Ve o çok beğendi. Ya bu çok iyi bir çalışma dedi. Biz bunu basarız dedi. Ondan sonra benim bütün o endişelerimin hepsi uçtu üstümden. Evet. Ve özgüvenim geldi bu konuda. Demek ki benim kalemim güçlü. İyi insanlar okuyabilirler. Yani bunun bir ticari değeri de var ve insanlara böyle bir fayda da sağlayabilirim neticede. Ondan sonra zaten gittiğim bütün her yere günlüğümle gittim. Fotoğraf makinemi, video kameramı, günlüğümü, evet, her yere götürdüm. Ne güzel. Ve sonra kitap Everest'te ilk Türk diye Everest'i anlatıyor bildiğim kadarıyla, değil mi bu, evet, kitapta? Biraz bundan da bahsedelim mi? Everest'te ilk Türk adından da anlaşılabileceği, evet, gibi Türkiye'nin ilk Everest Dağı tırmanışını anlatan bir kitap. İçinde Everest Dağı ile ilgili daha önceki yapılmış tırmanışlardan ve Everest'in işte coğrafyasıyla alakalı, tırmanışların tarihçesiyle alakalı başka makaleleri de çevirip, evet, doğrudan koyduk içine. Çünkü Everest'i anlatan bir kitap oldu o. Yani hem benim tırmanışımı hem de Everest'i Türk okuyucuya tanıtan bir kitap oldu. Öyle olmasını istiyordum. Çünkü, evet, bu ilk defa Everest'le ilgili tabii bir şey yazılıyor. Sadece benim anlatmam yetmezdi. Mutlaka. Everest sonuçta dünyanın en yüksek dağı olması sebebiyle, kesinlikle, çok çok önemli bir yer. Onu Türk okuyucusuna, izleyicisine baştan doğru tanıtalım, bir paket halinde tanıtalım, evet, istediğimiz için başka alıntılarla da birlikte destekledik onu. Ve ortaya gerçekten güzel, evet, ve okunabilir bir kitap çıktı. Şu anda zaten neticede ekranda, evet, evet, kitabımızın bunun görüntüsü da, de. Yapı Kredi yayınlarından 4 tane kitabım çıktı. Evet. 3 tanesinin büyük boyu da çıktı. Yani hem, evet, normal boy hem de fotoğraflı coffee table diyorlar onlara. Büyük boy formatını da bastık onların. Onlar daha limitli, evet, basıldı. Yani bir daha tekrar basılmadı. Belli sayıda basıldı. Fotoğraflarla olduğu için insan daha çok baktığımız zaman okurken daha büyük bir keyif tabii alıyor canım, diye yani şimdi bu kadar bir kitapta, evet, fotoğrafları seyretmek, evet, çok başka bir şey. Yoksa kesinlikle küçük de sonuçta bunlarda da küçük boylarda da fotoğraf var ama onlar aralara, evet, bölüm bölüm yerleştirilmiş. Daha küçük fotoğraflar tabii ama büyük boy coffee table yani o bir, evet, çok daha başka bir şey. Prestij kitabı o neticede. Evet, bunlar biraz daha şu anda herhalde büyük boy zaten ekranda sevgili seyircilerimiz de görüyorlar. Evet, bir diğer kitap Bir Hayalin Peşinde. Bir Hayalin Peşinde benim üçüncü kitabım bundan sonra. Evet, çünkü ben Everest'e tırmandıktan sonra, tabii büyük bir mutluluk, büyük bir heyecan, tabii, büyük bir coşku. İşte hedefe ulaşmışım, başarmışım ve, hı-hı, hakikaten Türkiye'de ana haberlere konu oldu yani. Büyük olay oldu bir anda. Hani Türkiye'de o, adımı duymayan da, kalmadı neredeyse yani. Kesinlikle. Karl Leopard'ıyla da çok duyulmuştu, evet, aslında 94'te bir, hı-hı, önceki 90'da, sene. Evet. Ama Everest tabii olayı çok büyüttü bir anda, kesinlikle, hakikaten. Bir de çok toplumun da gururunu okşadı yani. Türk dağcılığı da artık, evet, dünyanın en yüksek noktasında Türk bayrağını dikmiş oldu yani. Benim üzerimden. Bir süre onun keyfini yaşadım ama ondan sonra düşündüm, taşındım ben ne yapayım diye. Ya ben bu seyahat etmekten çok keyif aldım. Evet. Gezmekten, farklı kültürleri, coğrafyaları, evet, deneyimlemekten bir taraftan da. Gezmişsiniz gerçekten. Ve bana gezme fırsatı verecek en ideal proje o dönemlerde 7 Zirveler projesiydi. Evet. Zaten en zoruna tırmanmışım. Tabii. Asya kıtasının en yüksek dağı, dünyanın en yüksek dağı aynı zamanda. En zoru bu 7 Zirveler projesinin. 6 tane daha var ve
Antarktika'sından Avustralya'sına, Alaska'sından işte Kafkaslarına bir sürü yere gitmemi gerektirecek bir proje. Yapı Kredi ile buna da devam etmeye karar verdik. Ve ondan sonra işte bir buçuk sene toplamda, yani ondan sonraki bir sene daha ben dünyayı gezdim aslında. İşte Antarktika'ya gittim, Avustralya'ya gittim, ne bileyim Alaska'ya gittim, böyle bir sürü yerlere gittim ve bol bol fotoğraf çektim, video çektim, günlükler tuttum. O yolculuğu, o Yedi Zirveler projesinin bir bölümü oldu bir hayalin peşinde. Evet. Yedi Zirveler hayalinin peşinde giderken ürettiğim bir kitap olduğu evliliğiniz için. Evliliğiniz bile Butan Krallığı'nda oldu zaten. Hep o, hayaller o tabii, bile, hayaller, hedefler. O bile çok güzel gerçekten. O kadar çok yer gezmişsiniz ki bir de. Bu arada şimdi çok az bir zamanımız kalmış. Sevgili yönetmenim de desteklerse görüntüyle kitapların şöyle bir hemen bir isimlerini geçmek istiyorum. Onun hemen sonrasında Asya Yolları, Himayalar ve o ötesi var değil mi? O çok ilginç ve çok güzel bir kitap. O kitaptan çok keyif aldım ben. Gerçi şimdi ekranda evet yeryüzü bundan bir önceki. Bir öncekiydi. Heh, bu. Şimdi, bu kitap, ben 1997 yılında İstanbul'dan Etiler'de oturuyoruz. Etiler'deki garajımızdan çıktık. Katmandu'ya motosikletle gittik. Evet. İki kişi. Üniversite yıllarından kalan bir hayalimdi bu benim. Çok yapmak istediğim bir şeydi ve yıllar sonra o hayalimi gerçekleştirdim. Evet. Toplam 4 ay sürdü bu yolculuk ve 21 bin kilometre yol yaptım motosikletle bir çıkışta. Evet. Gidiş geliş. Onu yazdım işte Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi diye ve o kitabı alıp bir sürü insan aynı rotayı takip etti. Ne güzel. Motosikletle de giden oldu. Karayoluyla ya işte tren, otobüs bilmem ne. Ben motosikletle gittim. Evet, bildiğim kadarıyla. Yine yeryüzü güncesi var. Yeryüzü güncesi benim değişik gazete ve dergilerde yazdığım değişik zamanlarda doğa, spor, felsefe, hayat, varoluşla ilgili makalelerimden oluşan bir kitap. O da böyle çok kolay okunur bir kitap. Çünkü makaleler birbirinden bağımsız olduğu için ara ara da okunabilir. Tabii. Ve hepsi bambaşka bir hikayeyi anlatıyor. Kendi içinde bir girişi gelişmesi sonucu olan kısa kısa yazılar bunlar. Evet. Bu da çok keyifli bir çalışma oldu. Ve 40 yaş hesaplaşması, vatan lafta değil, eylemle sevilir diye çok güzel bir kitap ki bunun internet sitesi de var. Öncevatan.org'da PDF formatında olduğu gibi ücretsiz indirebilirler o kitabı. O kitabı bedava koydum internete. Evet. Çünkü o misyonu olan bir kitap. Vatan lafta değil, eylemle sevilir. Evet. Özellikle 17 Ağustos 99 depreminin Türkiye'de aslında nasıl bir zihin haritası, paradigma değişimi fırsatı olduğu ama bunu nasıl bize kullandırtmadıklarını anlattığım bir kitap. Evet. Akut'un çok detaylı tarihçesini paylaştığım bir kitap. Çünkü Akut Türkiye'nin en özel sivil toplum kuruluşlarından biri. Kesinlikle. Ve çok kendine özgü bir oluşum, gelişim dinamiği var, bir süreci var. Onu Akut gönülleri bile bugün bilmezler. Onu çok detaylı anlattım ve kalıcı hale gelsin diye, yani bizim ilk aklımıza fikir olarak nasıl geldi, nasıl bir düşünsel süreçle evrildi, nasıl adımlar attık, nelerle karşılaştık, ne zorluklar başımıza geldi gibi bütün hepsini, yani tarihe kayıt olsun diye yazdım o kitabı. Evet. Yani, ve 700 sayfada bir kitaptır. 700 sayfa. Yani basın kupürleriyle de destekledim. Ciddi anlamda bir basın arşivimiz var elimizde. O bütün arşivden de faydalandım. Ve bugün, yani bugün özellikle Akut, sivil toplumla, sosyal girişimle, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarının gelişimiyle ilgili çalışma yapmak isteyen, özellikle 99 depremiyle ilgili benim yaptığım bu analize ulaşmak isteyenler için çok faydalı bir başvuru kaynağı olabileceğini söyleyebilirim. Evet, bu arada zaten internetten rahatlıkla sayfasından okuyabilirler diyorsunuz. Tabii tabii. Öncevatan.org. İster indirebilirler, ister internetten okuyabilirler ücretsiz olarak, aynı basıldığı formatıyla. Evet. Yani vatan lafta değil, eylemle sevilir eğer kitabına ulaşmak istiyorsanız. Öncevatan.org. NasuhMaruki.com'da da var. Benim web sayfamda da var. Akut.org.tr'de de var. Yani 3 sayfada da var ama Akut'ta biraz aramak zorunda kalırlar. Benim sayfamda da böyle 1-2 tuşa basmaları gerekir ama Öncevatan.org doğrudan bu kitabın sayfası. Direkt zaten ulaşabilirler kitaba. Evet, Öncevatan.org. Bu arada tabii NasuhMaruki.com'dan da sevgili Nasuh Maruki'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Programımızın sonuna geldik. Oldu mu kitapları, o kadar? Evet, kitapları konuşalım dedik ama diğer başka konulara geçemedik. Gerçekten sizinle sohbet çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum sizin zaman ayırıp öyle, geldiğiniz için. Gerçi biraz gelişinizde otopark problemi biraz sorunlu oldu ama neyse ki yayınımıza zamanında başlayabildik. Son olarak neler söylemek istersiniz şu anda bizi seyreden seyircilerimize? Valla son olarak hayat harika bir şey, bir mucize, bir hediye. Bu hayatı gerçekten hem kendimiz için hem herkes için daha kaliteli, daha mutlu, daha dolu dolu, daha başarılı, daha gurur duyulacak bir şekilde yaşamak mümkün. Evet.
Bunun yolunu bulmamız lazım. Yani uzlaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de yaşadığımız şey sürekli ötekileştirerek, çatıştırarak ya bendensin ya düşmansın havasında bir şeyle gidiyor. Bunu sağlıklı ve akılcı insanlar olarak hepimizin reddetmesi gerekli. Yani kim bizi bölmeye çalışıyorsa bizim düşmanımızdır. Kim bizi birleştirmeye çalışıyorsa bizim dostumuzdur. Bizi birleştirmeye çalışanlarla yan yana yeni bir Türkiye yaratmamız gerekiyor. 30 Mart bunun için en önemli başlangıç noktası. 30 Mart dediğim gibi aslında bir başlangıç olacak. Evet. Ve ondan sonra aslında bütün bu yol önümüzde açılacak bizim. Ama öncelikle birlik, beraberlik, dayanışma duygusuna ihtiyacımız var. Biz 99 depreminde bunu yakalamıştık. Evet, doğru. Ama bize bu fırsatı kullandırtmadılar. İnanmayan varsa bize neyi yakaladık, nasıl kullandırtmadılar, benim kitabımı okuyabilirler. Vatan Laflı diye Elem Nesevilir'in içinde 4. bölüm var. Zihin haritası değişimi ve kaçırdığımız fırsat diye. Evet. O bölümü açsınlar, okusunlar. O 99 depreminde Türk toplumunun enkazların arasından söküp çıkardığı birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu, o beraberce bütün sorunların üstünden gelme duygusunu, nasıl engellediklerini, nasıl onun devamının gelmesini engellediklerini kitaptan okuyabilirler. Evet. Bugün de Türkiye'de yapılmaya çalışılan şey bundan farklı değil. Sen Alevi'sin, sen Sünni'sin, sen Kürt'sün, sen Türk'sün, özellik bilmem ne gibi laflar bizi bölme lafları. Bizi bölüp paramparça etme ve birbirimize düşürme, iç savaş çıkartma lafları. Bunları reddetmemiz gerekiyor. 30 Mart bunun için çok önemli bir fırsat. Hepimizin sandığa gidip oyunu vermesi çok 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 önemli. 18 yaşından bir gün alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gidip oyunu vermesi lazım. Kime istiyorsa versin. Herhangi bir yönlendirmeden bahsetmiyorum burada. Gidip oyunu kullansın. Çünkü Türkiye'nin gerçek siyasi eğilimi o zaman çıkacak. 52 milyon seçmen var. 52 milyon seçmenin gidip oy vermesi gerekiyor ki gerçekten Türkiye'nin, Türk milletinin ortalama siyasi düşüncesi nereye işaret ediyorsa hepimiz de onu öpeceğiz, başımızın üstüne koyacağız ve saygı duyacağız. Ben Türk milletinin sağduyusuna %100 inanıyorum ve güveniyorum. Eğer seçimlere katılım belli, yani %100'e yakın bir yerde olursa çıkacak sonuç hepimizi mutlu edecektir. Kesinlikle. Ve hepimiz bunun arkasından gönül rahatlığıyla gideceğiz. Evet, inşallah herkes oyunu kullanacak pazar i̇nşallah. Günü. Aman diyorum. Yok, bir kişiden ne olur demeyin. Herkes tabii ki tercihini, evet, hangi yönde olursa olsun mutlaka ki yapacak, ama mutlaka ki oyunuzu kullanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola ve her zaman olduğu gibi Twitter ve Facebook sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü farklı bir saatteyiz. Artık 16.30'da canlı yayında görüşeceğiz sizlerle. Pazartesi günü itibariyle. Pazartesi günü 16.30'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.